Bursa Mahallesi'nden herkese merhaba. Bugün 12 Aralık Cumartesi, Gün Özeti ile karşınızdayız. Bursa'da yaşanan gelişmelere kısaca göz atacağız. Günün ilk önemli gelişmesi 15 Aralık'ta görüşülmeye başlanan asgari ücretlerle ilgili. 2021 yılının asgari ücret görüşmelerinin ikinci turu 15 Aralık günü gerçekleştirilecek. Görüşmeler öncesinde arkadaşlarımız Bursa'da sokağın nabzını tuttu. Vatandaşın asgari ücret zammı konusunda beklentilerini sordular. Parayı çöp yaptınız ya. Madden ben çalışmıyorum. İnsanlar bıktı, tamam mı abi? Allah diyorlar ama patates dini yaşatıyor. Üç kolonda şey oyna ben sayısal. Bir başka haberimiz ise koronavirüs salgını ile ilgili. Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir kaynak imalathanesinde yaşanan patlamada iki işçi ağır yaralandı. Patlamada ağır yaralanan iki işçi olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sıradaki gelişmemiz ise salgın sürecinde ölen işçilerle ilgili. Burlaş'ta çalışan işçi Cengiz Kaderoğlu koronavirüsten hayatını kaybetti. Cengiz Kaderoğlu koronavirüsten hayatını kaybettiğini Demiryolu İş Bursa çalışanları sosyal medya hesabından duyurdu. Sıradaki haberimiz ise Nilüfer'deki huzur evleriyle ilgili. Pandemi boyunca tek bir vakaya rastlanılmayan Nilüfer Belediyesi, İnci ve Taner Altınmakas Huzur Evi Dünya Sağlık Örgütü'nün ilgisini çekti. Nilüfer Belediyesi'nin aldığı önlemler, Halk Sağlığı Uzmanı ve Nilüfer Belediye Danışmanı Profesör Doktor Kayyan Pala, Dünya Sağlık Örgütü ekibiyle süreci paylaştı. Günün bir başka haberi ise kadınlarla ilgili. CHP Bursa İl Gençlik Kolları'nın sosyal medyada Dünyayı Turuncuya Boyayalım hashtag ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ile başlayıp 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar sürdürdüğü kampanyanın finalini video hazırlayarak yayınladı. Videoya çok sayıda milletvekili de destek verdi. Mücadelemiz kararlılık dolu, mücadelemiz hayat dolu, mücadelemiz dayanışma dolu, cesaret dolu. Bir başka gelişmemiz ise Nilüfer'deki Caz Festivali ile ilgili. Nilüfer Belediyesi'nin 5 yıldır düzenlediği ve kentte büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Nilüfer Caz Tatili Avrupa Caz Ağı'na katıldı. Günün son önemli gelişmesi ise basketbolla ilgili. İnege Basketbol Süper Ligi takımlarından Fruity Extra Bursa Spor yaptığı açıklamada 4 oyuncusunun daha koronavirüse yakalandığını açıkladı. Yeşil Beyazlı ekipte vaka sayısı 6'ya yükselince yarın oynanması planlanan Anadolu Efes müsabakası ertelendi. Gün özetinde öne çıkan gelişmeleri bursamuhalif.com'dan daha detaylı takip edebilirsiniz. Gün özetinden bu akşam bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle.